Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Haziran 2018 Çarşamba Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da İstanbul'da 100.8'de Ulusal Radyo'da televizyon gazetesine başladık. Ne var bugün, ne konuşalım, ne edelim? Vallahi Devlet Bahçeli resmen 70 küsur gazeteciyi hedef gösterdi. İsim isim tek tek böyle bunun hesabını sorarız falan diye. Şimdi ben bir korkuyorum. Diyeceksiniz sana ne oluyor, senin adını vermemiş. Ya alaya arkadaşım, ya yanlarında yürürken bana da bir şey olursa, ya gözüme gelirse. He? Yani bir korkuyorum bildiğiniz gibi değil. O yüzden ben kendim konuşmayacağım o konuda. Oktay abiyi çağırdık, Oktay Ekşi'yi. Aman Oktay abicim diyeceğim, anlat diyeceğim. Bir parti genel başkanı nasıl böyle bir şey yapar, anlat diyeceğim. Başka ne olacak? CHP'de yüksek gerilim varmış Aydınlığın birinci sayfasına göre. Güneş'in birinci sayfasına göre Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye kapıyı göstermiş. Yine bir başka habere göre istifa kampanyası devam ediyormuş CHP'de. Rıza Zellüt kendi adayına tuzak kuran parti diye nitelemiş CHP'yi. Vallahi bilmem tuzak, bilmem başka şey. CHP teşkilatları Muharrem İnce için çalışmadı aslında. Gidin Trakya'ya, Kırklareli'ne, Edirne'ye. Hiç ne bayrak, ne bir şey, ne pankart, neyse. Ondan sonra Muharrem İnce'yi kaçırdılar, yok ya. Sen partine sahip çıkma, adayına sahip çıkma. Meydan ve sandık farkını yazmış Rahmi Turan, size burada anlatıyorum ya Ahmet bölükbaşı diye. Onu yazmış, oh be dedim, rahatladım, benden başka bilen de varmış bölükbaşının o hallerini. Akşener iki stratejik hata yaptı diyor Cumhuriyet. Vatan Doğu'da oylarını katlamış. HDPKK'yı meclise soktular diyor Soner Polat komutan. Ve Nihat Genç niye Muharrem İnce çıkmadı? Niye Kemal Kılıçdaroğlu çıkmadı? Niye Meral Akşener çıkmadı seçim gecesi sorusuna böyle kapak gibi çok net bir cevap vermiş. Harun bunu kapat, yoksa Turan Ece profesör beni tedavi eden hoca alayınızı tedavi edecek bak. Kapat abi, tam sırtıma geliyor. ABD'den S-400 yaptırımı tehdidi varmış. Yine Akdeniz'de, Ege'de kışkırtıcı tatbikatlar devam ediyor. Onlara bir bakacağız. Yangın çıkarandan itfaiyeci olmaz diye ekonomiyi haber yapmış Aydınlık manşetinde. Bahçeli'nin ilanına tepki gazetelerde haber olmuş. MHP olağanüstü hal sürsün açıklaması yapmış. Şimdi ben merak ediyorum, Recep Tayyip Erdoğan son haftasında seçimin olağanüstü hali kaldıracağız demişti. Ben dedim ki hani bu Batı'nın talebidir. Parasız kaldı, Batı da para vermek için olağanüstü hali kaldır diye bir dayatmada bulundu. Vallahi sırtım buz gibi olmuş ha. Yani bak, bu klima işinde anlaşamayacağız sizinle. Ondan sonra onun için olağanüstü hali kaldıralım dedi Tayyip Erdoğan diye kendimce yorum yapmıştım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü hal devam etsin, sürsün diye açıklama yaptı. Bir şey daha, Milliyetçi Hareket Partisi ne miting yaptı ne bir şey yaptı, bir şey söyledi Devlet Bahçeli. Af dedi, af. Şimdi affı tekrar dile getirirse ne olacak? 3 kere, 4 kere... Binali Yıldırım da Recep Tayyip Erdoğan da gündemimizde yok. Olmayacak öyle bir şey dedi. Vallahi bayağı bir patırtı çıkacak herhalde. İki başlı yönetim istemiyoruz. Ne oldu şimdi? İki başlı yönetim oldu. 3 başlı yönetim oldu. Hadi kolay gelsin. Efendim başka? AKP gene yerel seçimi öne almak istiyormuş. Seçim derdi bitmiş, geçim derdi başlamış bir güne göre. Çarşı pazara ABD zammı yağacak denilmiş. Doluya karşı halı kilim seferberliğine giriştik hep beraber İstanbul ve civarında. Vallahi yani yazık, günah. Bir tane şeyim vardı, battaniyem vardı. Lan ben onu 20-25 yaşından beri kullanıyordum, hala da kullanıyorum. Gitti be, sırılsıklam oldu. Mahvettik battaniyeyi. Dolu da yağmadı bile, iyi mi? Yağacağı da yok. Başka? Bakırköy'de rak rüzgarı esecekmiş ve Selanik'te Makedonya ateşi Yunanlılar meydanlara çıkmış. Makedonya'nın isim değişikliği kararına karşı Çipras hükümetinin.
Evet, durum bu. Yani ne yapalım? Ne yapalım Volkan, şöyle yapalım mı? Alıştığımız gibi yine seçim, meçim, CHP, MHP başlayalım. Ondan sonra Allah ne verdiyse gelişine vuralım topun. Hadi o zaman, hadi. Hadi. Evet, Aydınlığın birinci sayfasında vardı. CHP'de yüksek gerilim diye bir başlık. Nedir? Hemen oradan çıkalım isterseniz. Seçim sonuçları CHP'deki krizi derinleştirdi. Bazı partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. CHP liderinin parti içi muhalefete yanıtı sert oldu. Koltuk sevdalısı olanların bu partide işi yoktur. Dün bunu radyo izlerken dinledim. Açtım Ulusal Radyo'yu, 100.8'i, gidiyorum trafikte, böyle trafikte boş, yani rahatım da bu lafı bir söyledi abi, ben kaza yapacaktım bir şaşkınlıktan, bir gülmekten. 13 seçim kaybetmişsin, 2010'dan beri koltuktasın, koltuk sevdalılarının bu partide işi yoktur diyorsun. Şahanesin Kemal Bey ya, vallahi bayıldım yani. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. AKP'nin %7 oy kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu başarı kazandıklarını savundu. Vallahi güzel ya. Şahane. Ben diyelim bu programı 89.8'de almışım. 25.4'e düşürmüşüm. Çok başarılıydım ben be abi diye burada böbürleniyorum. Hadi git derler oradan adama. Hadi git. AKP'nin %7 oy kaybetmesi Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden değil ki. Ne yaptın da ona oy kaybettirdin? Hiç. Çalışmadınız bile ya. AKP'nin %7 oy kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu başarı kazandıklarını savundu. Artık tek adam olmadığını belirten Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın topal ördeğe benzetti. Bu topal ördek benzetmesi de şeydir yani, batı tarzı bir benzetmedir. Bizde topal ördek falan yoktur. Topal ördek Amerikalıların bir benzetmesidir. Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına yönelik soruya da bireysel çıkar peşinde koşup da milletvekili olmadığım için şimdi eleştireceğim diyenlerin, koltuk sevdasında tutulanların bizim partimizde yeri yoktur demiş. Yani koltuk sevdası deyince de işte böyle şeyler aklıma geliyor. Kaç seçim kaybettin abi? 13. Kaç yıldır partinin başındasın? 8. Sonra başkalarına bağıracaksın. Sen koltuk sevdalısın. Tabii canım. Tabii olur, olur. Ama CHP'de sesler de durmuyor. Yani o öyle söyledi diye kimse şey yapmıyor. Sesini kısmıyor. Mesela Aydınlığın 8. sayfasında istifa kampanyası diye bir başlık vardı. Serkan şimdi onu gösterecektir. Bakın CHP'nin 24 Haziran'da, önce şu gençlerden başlayalım. CHP Deniz Gençlik Örgütü üyeleri CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Eylem yapanlar açtıkları pankartlara artık tamam 24 saat oturma eylemi açıklama istiyoruz. Sayın Genel Başkan parti içerisinde de adalet ifadelerini kullandı. Biz dedik, adalet yürüyüşü yaptınız dedik, parti içinde adalet isteyin. Ne oldu? CHP'nin 24 Haziran'da aldığı seçim sonuçları üzerine içlerinde çok sayıda parti meclisi üyelerinin ve eski milletvekillerinin de olduğu grup, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini istifaya çağıran bir kampanya başlattı. Efendime söyleyeyim. Muharrem İnce'nin önceki gün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bana derlerse yürü önümüzde, ben yürümeye hazırım sözlerine çok sayıda partili sosyal medyada yürü önümüzde diye yanıt verdi. Ya yürüdü diyelim. Muharrem İnce yürüdü. Ne olacak? CHP CHP olacak mı? Arkadaşlar tamam, bana kızın. Alıştım artık. Yani küfürlere bilmem nelere alıştım ama Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olsa, CHP kitlesinin önünde yürüse bir şey değişecek mi? Yani CHP'nin rahatsızlığı lider rahatsızlığı mıdır, program rahatsızlığı mıdır? CHP temelini altı okun oluşturduğu bir partidir. Halkçılık, devletçilik, devrimcilik vesaire, biliyorsunuz altı okun. Kemal Kılıçdaroğlu altı ok umurumda değil demedi mi? Biz 30'ların yani Atatürk döneminin CHP'si değiliz demedi mi? Dedi.
Muharrem İnce artık 6 ok yok, rahat olun demedi mi? Dedi. E ne fark edecek? Kemal Bey gidecek, Muharrem İnce gelecek. Ne fark edecek? CHP'nin temelinde, 6 okun temelinde tam bağımsızlık vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklali tam der buna. E Kemal Bey NATO'cuyum diyor mu? Diyor. Muharrem İnce diyor mu? Diyor. Ne fark edecek? Ne fark edecek? Değiştirin. Onu değiştirin, bunu değiştirin. Partinin programı özüne dönsün. Bunlar çare değil. CHP'lilerin İnce'nin parti başına geçmesi, partinin başına geçmesini istedikleri paylaşımları şöyle. Mevlüt Dudu, Hatay milletvekili eski, demiş ki, CHP'nin liderini halk belirlemiştir ve o lider İnce'dir. Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine düşen bunun gereğini yerine getirmektir. Gürsel Erol, ilk sesini yükselten kişi Elazığ milletvekili Gürsel Erol, başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut genel merkez yönetimi sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Necati Yılmaz eski Ankara milletvekili parti meclis üyesi halen oligarşik yapının sorunlarımızın asıl sebebi olduğunu bilerek seni var eden gücün halkın sana olan umudu olduğunu unutmadan samimiyetini koruyarak içtenlikle demiş. Necati Yılmaz hala farkında değil. Zannediyor ki parti içindeki o oligarşik yapı yüzünden %22,5 alıyorlar. Hayır değil. Oligarşik yapılar hep vardır partilerin içinde. Eski genel sekreteriniz vardı, CHP'nin eski genel sekreteri. Önder Sal, oligarşik yapı değil miydi? Hiç fark etmez. Programdır program. CHP'nin parti programıdır mesele burada. Erdal Aksünger, parti içi seçimler galibiyetinden başka sevinmek bilmeyenlerin, parti içi seçimler galibiyetinden başka sevinmek bilmeyenlerin ülkeyi yönetme refleksi olamıyor. Onurlu davranış bavulları toplamaktır, yoksa birileri toplatırsa çok ağır olur. Oo, bu ağır kaçmış. Fikri Sağlar, bu da CHP'nin liboşu. Layık, demokrasi, insana saygı, emek, eşitlik, özgürlük, nezaket ve adil paylaşımdan yana olanların CHP'ye ihtiyacı vardır. Farklılıklarımızı kucaklayan ince taleplerimizi gerçekleşecek. Mustafa Balbay. Mustafa Balbay konuşmuş la, tepki göstermiş. Ay Mustafa. İnce ile bir kahve bir çay içimi konuştuk. Pes etmek yok. Hedef kısa bir soluklanmadan sonra herkesin Cumhurbaşkanı olmaya giden yolu adım adım örmek demiş. Şerafettin Turpçu eski Zonguldak milletvekili 1989 yerel seçimi hariç 77'den bu yana bir seçimde daha yenildik. Biz sosyal demokratlar da yenilgilerden ders çıkarmak yok, başaramayanın istifası yok, parti içi demokrasinin ön koşulu, ön seçimler yok. İşimiz kendimize koltuk aramak olunca başarıyı da yakalayamıyoruz demiş. Doğru söylemiş, bunu ben söyleyince bana küfür ediyorsunuz. Bak eski milletvekiliniz söylüyor. Eski Bursa milletvekili Ceyhun İrgil, İnce 50 günde umut ve halk önderi olabildi, siz daha halk önderi görmemişsiniz demek ki. 50 günde iktidar alternatifi oldu. Bir insanın tek başına 50 günde başaracağı budur. 50 gün insanlığı, farklılığı, mizahı ve güzellikleriyle yüzümüzü güldürdüğü için en azından kendi adıma teşekkür ederim demiş. Ceyhun Bey, o zaman şeye gerek yok mu Muharrem İnce'ye? Cem Yılmaz'ı genel başkan yapın, o daha çok güldürür. Valla. Yani ben söyleyeyim bak. Hüsnü Bozkurt eski Konya milletvekili, bu yenilginin sorumluları başarısızlıklarının bedelini ödeme cesareti göstermelidir demiş vesaire. Eren Erdem 2920 gündür genel başkan olan ve 9 seçim kaybeden birinin 50 günlük çalışmayla CHP'nin mahkum edildiği %25 barajını aşıp %30'ları geçen bir siyasal hareketlilik karşısında yapması gereken en erdemli davranış istifa olacaktır. Eren, sen anlamadığın işlere karışma oğlum. Ne karışıyorsun sen? O genel başkan olsun, bu genel başkan olsun, bilmem ne. Sen ne anlarsın siyasetten? Ne anlarsın CHP'den bilmem neyden? Sen ne zaman CHP'li oldun bakayım? Sen bir çek. La havle ve la kuvvete. Meydanları gördünüz, aşık oldunuz. Meydanları gördünüz, sarhoş oldunuz. Zannettiniz ki iktidarı, zannettiniz ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı. Türk siyasi tarihini bilmezsiniz, parti tarihini bilmezsiniz, öyle bağırırsınız. Rahmi Turan biliyor ama, meydan ve sandık farkı diyor. Rahmi Turan'ın yazısı, meydan ve sandık farkı. Meydan her zaman aynı şey değildir.
meydan seçimi kazanmış olmak demek değildir. Cumhurbaşkanı adayları tüm seçim döneminde neredeyse soluk almadan çalıştı, uğraştı dediğinde ellerinden geleni yaptılar. Özellikle Muharrem İnce muhteşem kalabalıklar topladı. İnsanlar heyecanlı ve coşkuluydu. Ancak Muharrem İnce'nin mitinglerine gelen insan sayısı ile sandıktan çıkan oy sayısı arasında bir çelişki, daha doğrusu bir garabet var. Evet var. Var. Söyle Rahmi abi, neymiş o garabet? Evet. Mesela İstanbul Maltepe Meydanı'nda 5,5 milyon kişi toplandı. Bilmem. Hadi diyelim öyle, tamam peki. İnce'yi coşkuyla alkışladı ama sandığa gidince 3 milyon 300 bin kişi oy verdi. Ankara'daki mitinge 2 milyon kişi Tandoğan Meydanı'na koştu. İnce'yi dinledi, çılgınca alkışladı fakat 1 milyon 200 bin kişi ona oy verdi. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda tarihi bir miting yaşadı. 3 milyon kişi Muharrem İnce'ye müthiş tezahürat yaptı fakat oy veren 1 milyon 200 bin kişi oldu. Bu farklılıklar neden? Niçin? Hı? Neden? Bazen aşırı sıcağa, bazen yağmura rağmen meydanlara koşup ellerinde Türk bayraklarıyla büyük coşku ve heyecan içinde Muharrem İnce'yi alkışlayanların yarıya yakını neden ona oy vermedi? Sanırım bunun ayrı bir inceleme konusu yapılması gerekiyor. Bu durum bana Cumhuriyet tarihimizin en renkli siyasetçilerinden Osman Bölükbaşı'yı hatırlattı. O da meydanlarda muhteşem kalabalıklar toplar, alkışlanır ama mitinglere katılanların yarısı kadar bile seçmen oy vermezdi. Vermezdi. Ben bunu defalarca anlattım size. Evet abi. Bu kadar mı? Hayır. Ha, peki. Evet. Bölükbaşı ondan sonra derdi ki, alkışlar bana, oylar başkasına derdi. Abi tamam, 5 milyon kişiyi topladık, bu sefer iş bitti. Bitti mi? Bitmedi. Niye? Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Meydanda azdır adamı ama alır götürür oyu. MHP miting mi yaptı? 5 milyon kişi mi topladı? He? Çaldı mı yoksa? Ha bir de bu şey var. Ya bayılıyorum ya. Komplo teorileri var. Kız bu Hüsniye var ya, Hüsniye. O çocuğu nasıl kafalamış biliyor musun? Ay dibinden ayrılmamış. Halbuki Hüsniye şey kızdır, böyle kibirli kızdır, gururlu kızdır. O çocuk var ya, ona 50 defa laf atmıştır, bir defa dönüp bakmamıştır. En sonunda nasıl olduysa işte, en sonunda bir çıkmışlardır, ikinciye de nişanlanmışlardır zaten ama tevatürsün. Ay kız, yapmadığını bırakmamış çocuğa, biliyor musun? Hüsniye bir şey yapmadı abi. Vay Muharrem İnce'yi kaçırdılar, saraya götürdüler, tehdit ettiler, albaylar girdi devreye. Yahu Genelkurmay Başkanı Abdullah Gül'e helikopterle gittiği bile bu memlekette yazıldı. Bir gün sonra çıktı ortaya. Bu çıkmayacak mıydı? Yok yok, sen bilmiyorsun, geç onu, geç geç. Tehdit ettiler adamı, karısını kaçırdılar. E sen ne halt etmeye, ne işe yarıyorsun? Niye korumadın Cumhurbaşkanı adayını? Niye kimse Doğu Perinçe'yi kaçırmaya, karısını kaçırmaya kalkmıyor? Sıkar biraz. Ama zaten adam da yok böyle bir şey diyor. Seçimin ertesi günü yok böyle bir şey diyor. Beni tehdit edecek adam da anasından doğmadı diyor. Hala bazı arkadaşlar, yok yok sen bilmiyorsun, geç onları geç. Sanırsın adam Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, her şeyi biliyor. Bırakın bu tevatürleri, bırakın bu komplo teorilerini. Geçin bunları. Artık uyanın. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Muharrem İnce NATO'cuyum dediği zaman oy alamaz. Muharrem İnce birlikte mi yaşayacağız, ayrı ayrı mı yaşayacağız, yan yana mı yaşayacağız diye bölücü devleti bile oylatmaya kalkarsa oy alamaz. Alamazsınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek programına aykırı davrandığınız için kazanamadınız. Bu kadar. Ama kaçırdı. Kimse kimseyi kaçırmadı. Muharrem İnce niye o gece açıklama yapmadı? E adamı kaçırdı ya. Ondan değil. Bak Nihat Genç ne diyor? Neden açıklama yapmamış Muharrem İnce? Bu Nihat'a da yapmadığınız kalmadı ha. Adam Türkiye'nin vicdanı gibi yazıyor, konuşuyor. Dostum,
Tabii bunun onun için bir kıymeti harbiyesi varsa ben dostum çat diye kitabın ortasından konuşuyor. Etmediğiniz küfür kalmadı çocuğa ya. Ayıptır ya. Bak neden Muharrem İnce çıkmadı o akşam? Baştan söyleyelim. Seçim gecesi seçim kurulu önüne yürüyeceğini söyleyen kararlı, iddialı, coşkun, direnişçi aday İnce neden sessizleşti? Türkiye boşlukta kalmış bu karanlık anla yatıp kalkıyor. Ne oldu? Dedikoduların bini bir para. Birden ne değişti? İnce seçim sonuçlarına itiraz neden etmedi? Kitlesini sahipsiz, yüzüstü, cevapsız sokaktan niçin bıraktı? Ne olduğunu söyleyelim. Tam o saatte HDP'nin barajı geçtiği anlaşıldı. HDP barajı geçince sular duruldu. Aman HDP'nin barajı geçtiği seçime bir şaibe bulaşmasın havası baskılarla, telkinlerle hakim oldu. Yani HDP barajı geçmemiş olsaydı İnce seçim kurulunun önüne inecekti. Aynı saatte hayatında devlete hiç inanmamış isyancı devrimci Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı CHP'nin kendisinden hiç beklenmeyen bir uzlaşı açıklaması yaptı. CHP'deki sonuçlar seçim kurulu sonuçlarıyla uyuşuyor dedi. Kaftancıoğlu'ndan hiç beklenmeyen bu yumuşak inişli sakinleştirme uyarısı da HDP'nin o saatte barajı geçmiş olmasıydı. O gece ne mi oldu? HDP barajı geçmemiş olsaydı İnce ve Kaftancıoğlu işte o zaman seçim kurulu önüne yürüyecek, kitleleri ayağa kaldıracaktı. Karanlıkta ve boşlukta kalan o dakikalarda Avrupalı elçilerin kulaklara fısıldadığı gerçek de buydu. HDP'nin barajı geçtiği anlaşılınca Bülent Tezcan'ın, İnce'nin ve Kaftancıoğlu'nun tavırları kendilerinden hiç beklenmediği ve çok garip bir şekilde değişti. HDP barajı geçti, direniş bitti, seçim bitti. HDP barajı geçmemiş olsaydı siz o zaman seyredecektiniz gümbürtüyü ve sokaklarda direniş, barış, özgürlük, hak, hukuk sloganlarını. Yeni CHP sittin sen artık bu soruların cevabını veremez. CHP kimi kurtarmanın peşinde ve CHP kimlere emanet bir daha görün tanıyın. Ve ertesi gün CHP'liler kan ağlarken Halk TV ekranlarında bir önceki güne kadar heyecanla yayın yapan Ayşenur Arslan'ın gülerek yaptığı seçim değerlendirme programını da asla unutmayacağım. Yazımıza geçelim, hesap ortada. Bu seçimin en büyük sloganı hesap ortada. CHP'nin hesap ortada taktiği CHP'li seçmenlerin kanına bulaştı. Hesap ortada taktiği zehir gibi hızla yayıldı. Yeni CHP seçmenlerini hesap ortada taktiğiyle vaftiz etti. Hesap ortadaya inanıyorsanız CHP'lisiniz, değilse Tayyipçisiniz. Yetmedi, yetmedi. Seçim öncesi bilumum CHP'li yöneticiler, eski Marksistler, FETÖ'cüler, bilumum liberaller Demirtaş'ın mahkumiyetini Türkiye'nin devasa özgürlük sorunu olarak seçimin manşetine koydular. Avrupa Birliği ülkeleri ve bilumum uluslararası sivil kurumlar Demirtaş'ın mahkumiyetinden mitsel bir mağduriyet yarattı. Demirtaş hem cesur hem yenilikçi hem şakacı hem özgürlükçü hem barışçı dünya halklarının bağımsızlığı mücadelesinin sözcüsü haline getirildi. Kime karşı? Sömürgeci ve emperyalist Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Cumhuriyet gazetesinin yaşını başını almış onlarca yazarı seçim yarışı başlar başlamaz büyük matematik zekalarını ortaya çıkardı. Hepsi hesap ortada diye yazıp çizmeye başladı. Sözcü gazetesinin yazarları birbirleriyle yarışır gibi başladılar. Hesap ortada çığlıkları ortalığı ayağa kaldırdı. Oda TV yazarı Halit Kakınç da akıllar vererek katıldı bu özgürlükler kervanına. Halk TV sabah başlıyor, gece yarılarına kadar bangır bangır bağırıyordu. Hesap ortada. Kahvede arkadaş başlıyor lafa. Bu sefer oldu. Hesap ortada. Taksiye biniyorsun, şoför. Abi bu sefer kazanacağız. Bir oyum HDP'ye, bir oyum CHP'ye. Neden? Şoför. Hesap ortada. Yıllardır bizi izleyen en değme okuyucumuz açıyor telefonu. Abi dün Halk TV'de Ayşenur Arslan'ı izledim abi. Dün KRT'ye İhsan İlha çıktı. Ne olmuş? Hesap ortada abi. Hesap ortada. Lafı aldı başını uçtu gitti. Tutabilene aşk olsun. Muhalefette bir hesap ortada kasırgası esti. Hesap ortada lafının önüne geçebilmek, laf anlatabilmek ne mümkün? Ya Nihat valla laf anlatmaya kalktım. Çok yakın bir arkadaşım CHP'li. Kalk benim masamdan dedi. Oturma. Benim masama bir daha gelme. Ne hesap ortadaymış ya. Vatanın, milletin, cumhuriyetin, hukuk ve insanlık ahlakın hesabı mı olurmuş diyebilecek cesarette tek kişi yoktu ortalıkta.
Kafa göz dağıldık. Yetmedi bile üstüne Atatürk karşıtının teki seçim öncesi çıktı ekrana. Cumhuriyeti kuran parti adına PKK bildirgesini deklar etti ya. Hesap ortada lafı aldı ortasına bizi dövdü. İftira etti, linç etti, suçladı. Sapığını, FETÖ'cüsünü, PKK'cısını üstümüze sürdü. Kımıldayamadık. Önce yılmadım. Ekranda son 3 programın 3'ünde de İnce'yi destekliyoruz ancak FETÖ ve PKK'ya amansız şekilde tetikte olmalıyız dedim. Sen mi dersin ölüm tehditleri? 24 Haziran'da seni tutuklayacağız. Faşist, ırkçı, katil, defol. Muhalefetin önünü kesme. Kardeşlerim, AKP iktidarı boyunca ekranlarda en çok konuşan muhalif bir yazarım. 80 dakikalık programlarımın sayısını da bugünden siz başlasanız 30 senede yetişemezsiniz. Muhalif basında en çok yazı yazan kardeşinizim. Bugünden başlasanız ölümünüze dek benim kadar üretemezsiniz. Hem hitabetim hem yazılarımız kendini dinletir ve okutur. Ekrandan ve yazıyla benim kadar büyük izlenme okunma oranlarına ulaşamazsınız. Gözünüzün önünde işte. Her yerden kovulduk. İş yok, zırnık para yok. Yazılarımızı yayıncılar dahi korkudan yayınlayamıyor. Üniversiteler konferans verdirmiyor. Muhalif CHP'li belediyeler dahi tek konuşma yaptırtmıyor. Neden hesap ortada? Hı? Sapıkları, manyakları, delileri tweetinden telefonundan saldırıyor. Beni öldüreceklermiş, beni parçalayacaklarmış. Baktım olacak gibi değil. Seçimlere bir ay kala hayatımda ilk defa konuşmaya ve yazmaya bu kadar ara verdim. Oda TV yazılarımı kestim, ekranda konuşmayı bıraktım. Neden? Hesap ortada. Milletin ortasında ağır iftiralara uğruyoruz, bu kadar dayak yiyoruz. Biri de çıkıp, yahu Nihat Genç sen bir yazarsın, ne günlerde ne şartlarda nice direniş yazıları yazdın, seni yedirmeyiz diyemedi. Hadi geçtim, sen bizim arkadaşımızsın, bir değersin sen diyemedi. Yapma be Nihat, ben dedim ya sana. Ha, hem buradan dedim hem telefonda dedim ya. Ha tabii bir kitabını, bir yazını Oda TV'de bahane ederek dedim ama yani biz arkadaşımıza sahip çıkamayacak insanlar mıyız ya? Neyse başkalarına söylediğini kabul ediyorum. Hadi geçtim, sen bir aydınsın, aydınımıza sahip çıkarız diyemedi. Hadi geçtim, Nihat Genç'i linç edenler karşılarında bizi bulur kimsecikler demedi. Bu garip bir yalnızlıktır ha. Sizi asarlar, keserler, kimse şöyle dönüp de ne yapıyorsun lan demez ya. Demez. İşte telefonum burada, kimse demedi. Şimdi keser döndü, sap döndü. Hesabı soralım artık. Lütfen söyler misiniz? Tayyip'i bu seçimde iktidar kim yaptı? Cevap, hesapçılar. Ülkede onlarca yıl PKK ve FETÖ gibi iç düşmanlar vardır. CHP 30 yılı aşkın bu iç düşmanları taşıdıkça, bu iç düşmanları demokrasi barış lafıyla gargaraya getirip içine taşıdıkça kaybetti. Beka sorununa sahip çıkmadan 1000 kez seçim yapın, 1000 kez kaybedersiniz. Aksine ülkeye güven verecek kale gibi dik duran karşılarında duvar olacak olan Cumhuriyeti kuran merkez parti olmalıdır. Değil. Tam tersi PKK bildirisi yayınlar. Yetmez PKK ile seçim hesap ortada propagandası yapar. Yetmez. FETÖ partiyi delik deşik etmiştir. Sahip çıkar. Kim FETÖ'cü kim değil kendisi de bilemez. Özgür gazetecilik diye savunmaya geçer. Üstelik rakipleri milli düşmanlarla defalarca seçim pazarlığı yapmış bir partidir. Üstelik ülkede 4 milyon mülteci var. Soğan 6 lira ve ülke tarihinin en büyük krizi kapıda yine de iktidar partisi kazanıyor. Neden? Hesap ortada. Hı? Hesap ortada. Öf, öf! Ne kadar PKK'lı FETÖ'cü varsa partiye doldurmuşsun. Ağzını açıp laf edeni kapıdan kovuyorsun. Sarıgül'e itiraz ettim, kovuldum. Ekmelettin'e itiraz ettim, kovuldum. CHP'nin PKK bildirisine bir ben itiraz ettim. Yemediğim dayak kalmadı. İşte yazamaz, konuşamaz hale geldim. Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, Sözcü, Atatürkçü Kemalist yazarlar, Emin Çölaşanlar, Bekir Coşkunlar, dilim varmıyor, Yılmaz Özdiller, Tuncay Özkanlar, Mustafa Balbaylar. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hesap ortada. Hesap ortada. Yarına kalmaz yeni bir hesap daha bulursunuz. İktidarımız sayesinde Orta Doğu tarihinde Babil'den, Moğol'dan, Haçlı Seferi'nden bugüne en kanlı sonuçlarıyla ağır savaşlar komşularımızla yaşandı ve siz seçimi getirip keke bağladınız. İktidar miting meydanlarında otoyollar, köprüler yaptım. Ey CHP sen ne yaptın diye 1000 defa soruyor. Tek bir CHP'li çıkıp ey AKP, CHP Cumhuriyeti inşa etti
diyemiyor, diyemedi. Döndür tarihi geriye. Sen de Mustafa Kemal 16 kişiyle işgal edilmiş Anadolu'ya çıkıyorsun. Hepsi topu 16 kişi. Hesap ortada, 16 kişiyle ne yapacaksın? Afyon önlerinde var olma yok olma savaşına giriyorsun. Düşman ordusu 380 bin, senin ordun 130 bin. Ya var ya yok. Hesap ortada. Üstelik o yaralı ordu 10 yıldır süren Balkan Savaşı'ndan, Kafkasya'dan, Yemen'den, Süveyş'ten, Trablusgarp'tan yorgun düşmüş. Yarısı yollarda kaybolmuş, yarısı Mondros'lu üniformalarını çıkartıp silahlarını teslim etmiş bir ordu. Hesap ortada. Cumhuriyette bağımsızlığını kazanmış Anadolu ikinci Çin Seddi'dir. Anadolu'da Türkler ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek bağımsız Türk devletidir. Dünyanın en büyük petrolleri bin yıl Türklerin koruduğu Arap topraklarındadır. Bir teneke benzin almış değil. Tam petrol bulundu, Araplar isyan ettirildi ve bugün dünya petrollerinin yarısı Batı'nın sömürgesi Arapların elinde. Bin yıl koruduğumuz topraklarda dünya en büyük çelik, demir, altın kaynakları Türklerin ana yurtları Doğu Türkistan'da, Sibirya'da, Altay ve Tuva Türkleri topraklarındadır. Türklerin ana vatanı Rusya ve Çin tarafından sömürgeleştirildi. Doğu Türkistan'da Türkler Kızılderililer gibi öldürüldü, yok edildi. Topraklarında nükleer denemeler yaptırıldı ve azınlığa düşürüldüler. Sibirya'da Çarlar Türk topraklarını Ruslaştırdı. Altın dolu mezarların dağlarını soydular. Altına hücum hala sürüyor. Yılda 200 ton altın kovuldular, sürüldüler, dilleri değiştirildi. Topraklara ellerinden alındı ve bugün bağımsızlığı koruyabilen yok. Hesap ortada. Dünya sanayisini yöneten petrol ve çelik Türk hakimiyeti topraklarında ama hepsi esir, köle, çaresiz ve 100 bin kişilik ele muhtaçız azınlık gruplar haline getirildi. Amerika, İngiltere, Arapları, Çin, Doğu Türkistan ve İç Moğolistan'ı, Rusya tüm Sibirya'yı bütün zenginlik ve servetiyle elimizden aldı. Şu anda dünya ekonomisinin devleri bu petrol ve bu demir çelik kaynaklarıyla dünya devi haline geldi. O çelik için destina, Çin'de milyonlarca Türk'ü öldürdüler. O petrol için destina, Arap dünyasında ülke bırakmadılar. O altınlar için destina, Rus çarları Sibirya'da tek bir Türk bırakmadı. Dünya çelik ve petrollerinin tam yarısı bundan 200 yıl önce senin topraklarındaydı destina. Dünya ilerledi, sanayileşti, kalkındı mı? Hayır. Topraklarındaki halklar köleleştirildi, işgal edildi ve yok edildiler destina. İşte bu petrol ve çelik neden maden kaynakları yüzünden büyük saldırı 200 yıldır sürüyor. Naçar Anadolu topraklarına sığındık. Elimizde kalan son bağımsız kalemiz Anadolu. Cumhuriyeti kuran partinin Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı lideri kalkıp federasyon bildirisi yayınlıyor. Şu cümleler aynen yer alıyor. Doğudaki maden kaynaklarına yerel yönetimler, federasyon, öz savunma güçleri karar verecek. Bir maden var mı yok mu onu da kimse bilmiyor ama onu da Cumhuriyeti kuran parti Batılıların dayatmalarına bağışlıyor. Hesap ortada destina. PKK'ya silah boşuna vermiyorlar destina. Batı'nın köpeklerinden barış ve özgürlük kahramanı boşuna yaratmıyorlar destina. Türkistan'da destina, Söğüt ağacına leylim saç ağacı derler. Leylim saçlı destina, bu bağımsızlık hikayesini senden başka anlatacak kimsem kalmadı. Destina, ulusum, toprağım, vatanım diyenin ne marşı kaldı ortalıkta, ne çığlığı, ne yazarı. Bir hesaptır dönüyor destina. İşte bu kardeşinizdi, Silivri duvarlarına dayanan. Bu kardeşinizdi, herkesin korkudan 3,5 attığı dönemde gelip ulusal kanal ekranlarına bangır bangır bağıran buydu. Ama ne diyor? Küfür, hakaret, korktum diyor. Ya da sındım ya da bıktım. Neyse, korkuyu yakıştıramam pek Nihat'a da. Ama bir ay boyunca yazmadım, konuşmadım diyor. Siz bu hale getirdiniz Nihat'ı. Kendinize dönüp nerede yanlış yaptık diyeceğinize Nihat'a, bana, Can'a, şuna, buna salladınız durdunuz. Yine sallayın. Yine sallayın. Yine bağırın. Dün bir arkadaşa bir cevap verdim bir tweetine. 34 cevap aldım. 34 cevap. Düşünün. Ama mesela Nihat ölse, Allah gecinden versin, ben ölsem
Cenazemize 100.000 kişi gelir o bize küfreden, bizi kalaylayan, bize hakaret edenler. Nihat'tan bir tane daha yok. Haberiniz olsun. Bakayım küfür, hakaret ve mesajlarıma. Neyse hadi tamam başlasın. Bugün de alttan alalım, cevap vermeyelim. Efendim. Ne yapacaktım ben ya? Serkan, kulağıma da bir şey söylemiyorsun. Ya dağıldım zaten bu konu kapanınca. He? Şöyle yapalım. HDP PKK'yı meclise soktular demiş Soner Polat. Buraya mı bakalım? Erdoğan'ı neden bitiremedin Hüsnü Mahalli'de? Yok. Bu dosyayı tam kapatmamış olalım. Rıza Zellyot'un yazısının bir bölümüne bakalım. Rıza Zellyot kendi adayına tuzak kuran parti demiş ama bu bölüme gelmeyeceğim Serkan. Bir daha geçelim Serkan. Bakayım. Bir daha geçelim Serkan. Nerede la bu şeyle ilgili, Ayşenur'la ilgili bir bölümü vardı. Bir daha geçelim. Allah Allah. Ben mi yanlış gördüm? Bir daha geçelim. Tamam buldum. Evet. Kılıçdaroğlu dün bile HDP seyirciliğine devam etti. Bu başarısız kadronun CHP'nin başında kalması. Biz Atatürkçülerin geleceğimiz açısından felakettir. Size düşen görev belli. CHP genel merkezini kuşatın. Bu kriptoları o koltuklardan kaldırıp caddeye fırlatın. Böylece partinizi de Türkiye'yi de kurtarın. Nasıl olsa yeni bir lider ortaya çıkmıştır. Burası da değildi. Benim asıl okumak istediğim burasıydı. Ankara'nın Ayşe'si var da HDP'nin olmaz mı? O Ayşe seçim sürecinde Halk TV'de sabah kuşağında şiddetli bir HDP propagandası yaptı. Kanalı istismar etmeyi sürdüren HDP'nin Ayşe'si dün sabahta Muharrem İnce'yi eleştirmeye başladı. Acaba bu aklı domuz pirzolası yemekle övünen CHP İstanbul İl Başkanı'ndan mı aldı? Bu Amerikancı Ayşe'ler bir şeyi hiç anlayamayacaklar. Bu millet aç kalsa bile milli duyarlılıktan vazgeçmiyor. İnsan hakları, barış, demokrasi yalanına sarılmış bölücülükten nefret ediyor. CHP'nin bu seçimlerde bunca para vaadinin işe yaramaması işte bu yüzdendir demiş. Bu Ayşe abla tarzı solculuk bayağı bir 20-30 senedir moda. Bu solculuk nedir biliyor musun? Yahu Sorosçu değil mi o diyorsun? Olsun, Soros da devlete soldan vuruyor diyor. Böyle bir şey Sorosçuluğu bile kabullenebilmiş, içselleştirebilmiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve bunu solculuk zannediyorlar. Ayşe ablanız doğrudur. Tam benim kuşağıma denk geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama benim kuşağıma versinler. Onu izleyicisiz bırakayım yani. Bu kadar basit. Amma iddialıyım değil mi? Ha Harun. Öyleyim. İddiasız adamın televizyonda ne işi var? İddian yoksa hiç çıkmayacaksın. Oturacaksın evinde, olacak bir şey. Yine bir bakalım başka bir şeye. Başka bir konuya. Yangın çıkarandan itfaiyeci olmaz diye bir başlık gördüm. Acaba benim düşündüğüm şey mi? Benim aklıma gelen bilgiler mi? Bana ulaşan bilgiler mi dedim. Galiba öyle. Faiz lobisi Mehmet Şimşek ve Naci Ağbalı istiyor. Yangını çıkarandan itfaiyeci olmaz. Şimdi seçimler bitti. Yeni kabine merak konusu oldu. Gözler ekonomi yönetimine dikildi. Ekonomide yangın var diyen uzmanlar yangını çıkaranların yeniden başa gelmesi durumunda krizin derinleşeceğini söylüyorlar. Yeni dönemde ekonomide izlenecek yol haritası merak konusu. Neoliberal yaklaşımların sürmesi halinde Türkiye'nin sonu IMF'nin kapısını çalmak olacak. Bu durum güvenlik noktasında tavizler vermek anlamına geliyor. Eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, ekonomide bir yangın olduğunu, bu yangını çıkaranlara itfaiyeci rolü verilemeyeceğini söyledi. Söylemez, Türkiye'nin ihtiyacı üretim ekonomisini savunan bir yönetimdir dedi. Ekonomist Nazif Eksen de,
Türkiye ekonomisinin uzun bir süredir ciddi sıkıntı yaşadığını ifade etti. IMF'nin bir süreden beri Türkiye ile yeniden ilgilenmeye başladığını belirten Ekzen, acı ilacı yine büyük ölçüde halk içecek, Türkiye'yi Yunanistan'dan beter edecektir ifadelerini kullandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Kerem Alkin de neoliberal politikalara veda edin çağrısında bulundu. Şimdi bilgiler şöyle. Bu Mehmet Şimşek yine ekonominin başına geçsin. Naci Ağbal yine ekonominin başına geçsin diyorlar. Diyenler kim? Dış güçler. O uluslararası küresel sermayenin patronları bu abileri istiyorlar tekrar. Yine bunlar ekonominin başında olsun diye. Ya bir kere oradaki abiye ben değil ekonomiyi bizim Sefaköy'de Aydınlar Kıraathanesi'ndeki bir tane iskemleyi bile vermem. Niye diyeceksiniz? Adam ne yaptı ya? Batırdı işte. Ama ondan değil. Bu abi İngiliz vatandaşı. Siz İngilizlerin bir Türkiye Maliye Bakanlığı'nı verebileceğini düşünebiliyor musunuz? E biz veriyoruz. Vallahi. E peki İngiliz kimi isteyecek? Amerikalı kimi isteyecek bu durumda? Ufuk Söylemez gelsin ekonomi bakanı olsun mu diyecek? Uğur Civelek gelsin maliye bakanı olsun mu diyecek? Yok. Bizim orada bir Mehmet vardı ya. Mehmet Şimşek. Hani var ya. Onu yapın maliye bakanı. Onu yapın ekonominin başına. Bunu söylüyor adamlar. E kendi adamlarını istiyorlar ya. Başka ne diyecek ki? Efendim Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü hal sürsün, devam etsin diyormuş. Nerede o haber bakayım? Hı? Ben o haberi bir göreyim şimdi, bir göreyim. Yok mu? Niye? E tabii gazetesini yazmamışsın abi. De bakayım, de Serkan. Abi hangi gazetede olduğunu yazmamışsın de. Ben bulacağım ama. Dur. Nerede bakayım? Ha, Sözcü. Erdoğan ve AKP'nin olağanüstü hali kaldırma vaadinde İttifak ortağı MHP vaadine ittifak ortağı MHP karşı çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Kandil operasyonu var. FETÖ tehdidi de sürüyor. Olağanüstü halin biraz daha devam etmesi gerekiyor demiş. Gerekiyor mu? Konuşalım. Bizim güneyimizde Amerika tarafından 5000 tır silahla silahlandırılmış bir YPG, PYD, PKK gücü var mı? Var. Ne zaman ne yapacağı belli mi bunun? Belli. Ne amaçladığı belli mi? Evet. Tekrar Türkiye topraklarında fırsatını bulsa hendekler kazma amacı var mı? Var. İyi. Amerika bunların arkasında mı? Evet. Fransa arkasında mı? Evet. İtalya arkasında mı? Evet. İyi, güzel. Bizim bunlara karşı Kandil operasyonu diye bir operasyonumuz 3,5 aydır devam ediyor mu? Ediyor. Yani böyle bir tehdit var mı? Hala var. Peki seçimlerden hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün henüz daha yarısındayız dedi mi? Dedi. Yani bir FETÖ tehdidi var mı? Hala var. Kriptolar yavaş yavaş ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Kriptonun kriptoları çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani Türkiye normal mi? E değil. Yani olağan mı? Hayır. E olağanüstü hal niye kalkıyor? Hı? Neden kalkıyor? Efendim demokrasi. Allah Allah. İngiltere'nin kuzeyinde diyelim İrlandalılar ya da İskoçlar Amerikalılar tarafından 5000 tır silahla silahlandırılsa İngiltere'de demokrasi diyecek bir tane adam bulur musunuz? He? Var mıdır? Yani Türkiye'de her şey şahane, güllü, gülistanlık bilmem ne olağanüstü hal kalksın. Kalkmıyor. Kalksın diyorsanız göndermeyin silahlarınızı, göndermeyin PKK'ya paralarınızı, göndermeyin eğitimcilerinizi, göndermeyin lejyoner askerlerinizi.
Kalksın ki biz terörü daha kolay yapabilelim. Ah! Yok öyle bir şey. E o zaman biz de size para vermeyiz. Vermeyin. Ama bak vermeyiz ha, kriz olur. Olsun. İlk defa mı kriz oluyor? Ya düşünün arkadaşlar. 2001'de kriz olmadı mı? Oldu. 2008'de kriz olmadı mı? Oldu. 2011'de olmadı mı? Oldu. E biz krize yabancı bir şey değiliz ki. Ha olsun mu olmasın. O da ayrı. Hiçbir vatandaşımızın karnı aç kalmasın. Değil mi? Evsiz barksız kalmasın, borçlu olmasın. Ama olağanüstü hali kaldır, yoksa kriz yemezler. Beka sorunudur önemli olan. Peki de ben merak ediyorum şimdi. Bahçeli ne demişti seçimden hemen sonra? Milletimiz bize denetleme ve ney görevini, denge görevini verdi değil mi? Ne yapıyoruz? Dengeliyor muyuz şimdi? Değerli MHP, değerli Devlet Bahçeli. Bir af istemiştin seçimden önce Devlet Bey. Tekrar gündeme getirecek misin? Getir getir. Ama var ya, bu iki aydır hakikaten bak, hakikaten bazen şurama geldi ha. Gerçekten şurama geldi. Muharrem İnce dedi ki, Tayyip Erdoğan dedi ki, ya birazcık ya birazcık şu millete bir rahat yüzü gösterin ya. Ey milletim bir tiyatroya gidin ya. Bir sinemaya gidin. Bir roman okuyun. Birbirinize şiir okuyun. Ya biraz normalleşelim ya. Biz gamsız sarhoşlarız, aydın karanlıklarız. Hem kadehle soluktaş, hem ayrılıklarız. Sevgilinin kaşları eğdi kaderimizi. O günden bugüne dek düşkün, düşmüş yaratıklarız. Ey gülüm, sen daha dün parçaladın göğsünü. Ama biz ta doğuştan kızıl şakayıklarız. Lale gibi ortada yalnız kadehi görme. Şu yaramıza da bak, gör nasıl aşıklarız. Şiirdeki renge, hayale bakma hafız. Sadece boş levhayız. Dokundukça çınlarız demiş. Hafız Şirazi, Sadi Şirazi. Biz artık dünyamızı açalım, tamam yine siyaset yapalım. Ama hatırlayın be kardeş, en son ne zaman Behçet Necati Gil şiiri okudunuz? Hı? Ay, bir soluklanalım. Sonra Oktay Ekşi'yi de alacağım, geri döneceğim, tamam? Hadi. Efendim Televizyon Gazetesi'ne devam ediyoruz. 27 Haziran 2018 Çarşamba günlüğü Televizyon Gazetesi'nin ikinci bölümünde aynı zamanda Ulusal Radyo'dan da 100.8'den de yayınlanan programda. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bağırdım çağırdım. Oh rahatladım. Pamuk gibi oldum böyle yumuşadım. Şimdi Oktay abiye artık atacağım topu Oktay Ekşi'ye. Oktay abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Ya bir haber alıyorum Oktay abi kusura bakmayın. Bir AKP'li müşahidi PKK'lılar Doğu Beyazıt'ta infaz etmişler. Telefon direğini mi asmışlar? Ne yapmışlar? Tam haberi alamadım ki. Vahim bir şey ya. Yani nasıl olacak bu? Bu 90'lı yıllarda da korucuları öldürüp asarlardı telefon direklerini hatırlarsınız. Birisini direğe bağlamışlar ve infaz etmişler. Ondan mı söz ediyorsun? Hı hı. Gördüm bugün gazetelerde. Doğru öyle bir şey var. Ama onun ne olduğunu pek şey yapamadım ben. Yani o bir siyasi nitelikli AKP'li bir şey mi? Evet, tahminen müşavir olabilir ama başka bir halt olur içinde. Ondan o da şey de olabilir. Bilmiyorum yani PKK'nın sivil insan öldürme konusunda çok da öyle bir kendisini tuttuğunu söyleyemem. Öyle bir dertleri yok. Yani cinayet. Ellerini korkak alıştırmıyorlar. Hayır hayır. Cinayet deyip şey yapıyor. Yani hiç onda bir sıkıntılar olduğunu düşünmüyorum ama bu olayın ne olduğu çok net değildi bugün okuduğumda.
Ağrı Doğu Beyazıt'ta AKP müşahidi infaz edilmiş halde bulundu. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde AKP müşahidi olduğu belirtilen bir kişi elektrik direğine bağlı infaz edilmiş halde bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Doğu Beyazıt'a bağlı Yangın Yurt köyünde çiftlik köyüymüş. Bakkal işleten Mevlüt Bengi köyde bulunan bir elektrik direğine bağlı ve infaz edilmiş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre Türkmen köyünde ikamet eden Mevlüt Bengi kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından Yangın Yurt köyünde bir elektrik direğine bağlanarak infaz edildi. Ellerinden direğe bağlı yani ve başından... Yani bu ne biçim haber yazma? Ya berbat haber yazma. Rezil bir haber. Yani böyle haber mi yazılır? Üç kere aynı şeyi tekrar ediyor. Neyse devam et. Ben istihbarat şefi olsam buruştururum, kağıda atarım. Ben o muhabiri de kapının önüne korum. Böyle haber yazılır mı? Rezil bir haber. Abi ben size haber vermem ki haberi böyle yazdığını. Kovarsınız çocuğu çünkü. Ben oturur tekrar yazarım onun yerine. Pardon. 40 yılda bir iş bulmuş çocukcağız yani. Yok ama böyle haber yazılır. Anası babası o kadar. Üç kere aynı şeyi tekrar ediyorsun. Ne lüzum var? Tamam ben bitireyim haberi. Başından vurulmuş halde Bengi'yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bengi geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerinde AKP müşahidi olarak görevlendirildiği ancak Doğu Beyazıt AKP yetkilileri Bengi'nin görev yerine gitmediği için yerine başka bir müşahit görevlendirdiklerini belirtti. Öte yandan Bengi'nin infaz edildiği çiftlik köyü PKK'nın Ağrı Dağı'ndaki kamplarındaki geçiş güzergahında bulunduğu köydür demiş. Bu. Evet. Haber kötü. Rezilmiş. Yani aslında basınımızda... Neden kötü biliyor musun abi? Copy paste. Bu bir hastalık. O zaman yapamıyorsun işini demek ki sevgili kardeşim. Yani başkası yapsın. Sen bırak başkası yapsın derler adama. İşte bir gazeteciye haber okursan olacağı böyle. Bu. Neyse çocuğu kovulmaktan kurtarayım da ben. Sen ne yaparsan yap ama. Böyle haber yazan adamı ben kapının önüne hemen koyarım. Ama şimdi bir de alınganlar bu yeni arkadaşlar. Bir de alınganlar. Küsüyorlar hatalarını söylediğin İşini zaman. İşini doğru yapsın ondan sonra alınmaya başlasın. Değil mi? Önce işini doğru yapar, ondan sonra alınmaya hakkı vardır. Konuşuruz, ondan sonra denir ki, bak kardeşim sen şunu yanlış anlamışsın, şu doğrudur falan. Ama gazetecilik ilginç bir iş ama. Nuri Kayış'ı bilirsiniz abi. Vardı, hatırlıyorum evet. Rütük başkanı da oldu sonra. Doğru, hatırlıyorum. Ben başladığımda Günaydın Ankara İstihbarat Şefi'ydi. Evet. Biz de Ankara'da başladık. Abi mesela Orhan Uğuroğlu vardı, aynı istihbarat merkezinde Şükrü Küçük Şahin vardı falan. Abi onlar günde bir bilemedin iki habere gider. Beni 5 habere gönderirdi. Harbi. Kızardım ben de. Nur abi beni mahvettin. Ne yapıyorsun? Öldüm bittim diye kendi kendime sıkıysa yüzüne söyle. Sonradan jeton düştü. Bisiklete ne kadar çok binersen bisikleti o kadar iyi binersin. Ne kadar çok okursan o kadar güzel konuşursun. Doğru. Ne kadar çok yazarsan o kadar güzel yazarsın. Doğrudur. Adam beni yetiştiriyormuş meğer. Doğru, iyi yapmış. Her şeye de kızmasın gençler. Yani bir bildiği vardır o işleri yapan adamın. Eğer Oktay Ekşi gibi biri ben bu adamı kovarım diyorsa... Kovarım ben bunu böyle çalıştırmadım. Bu. Ben onun haberini tekrar oturturum yanıma. Yeniden yazarız o haberi birlikte. Hem çocuk daha iyi yazmayı öğrenir biraz da hem de ekmek parasını kaybetmemiş olur. Meslek yaşamında bir şeyi hep önemsedim. Mesleğe ilk başlayan stajyere en deneyimli gazetecinin yapması gereken işi verdim. Ya. Evet. Öyle siz küçük. Bekir Coşkun'la aynı kafadasınız o zaman. O Bekir ne yaptığını bilmiyorum. Ben olabilir. Daha bir yıllık gazeteci bile değilim. Hı hı. Beni danışma meclisini izlemeye gönderirdi. Mesela Kasım Gürek efsanevi. Hı hı. Evine Ay'a ilk çıkan astronot gelmiş. Beni gönderdi. Ben baktım böyle niye Uğur abiyi göndermiyor, şey Orhan abiyi göndermiyor, niye Şükrü'yü falan göndermiyor. Sen gideceksin dedi. İyi dedim gittim. Demek ki aynı kafadasınız. Aynı. Yani çünkü o şudur. Eğer o çocuk altından kalktıysa geleceği var demektir. Eğer yolda boğuldu gittiyse zaten aradan çıkar. Mesela seni de uğraştırmaz. Böyle haber yazıp insanlara da bu lafları etmeye zorlamaz. İlginç ya. Vallahi güzel. Neyse. Yani İyi de beni danışma meclisine göndermiş. Orada Kamer Genç diye birini tanıdım. Tamam. Abi işte geçen yıl ölene kadar
Müthiş bir abi kardeş ilişkisi, müthiş bir dostluk. Öyle miydi? Tabii. Meclisinde hem danışma meclisinde hem sonrakilerde en ele avuca sığmazıydı. Ama onun sebebi var abi. Onun kadar iç tüzüğü iyi bilen, ne yaparsa ne olacağını çok iyi bilen biri. Yani dersine çok iyi çalışan bir adamdı. İç tüzüğü bilirdi, doğru. Tabii i̇ç çok iyi bilir ve hiç kimsenin söz alamadığı mecliste günde iki defa konuştuğu olurdu. Evet. Yani. Çıkar doğruca grup başkan vekillerini falan da dinlemez. Onlardan izin de almaz. İş düzeye göre hakkı var çünkü. Tabii. Yani zaten mecliste grup başkan vekillerinden izin alınması yanlış bir olay. Çok ayıp bir olay. Hala devam eden, yıllardır devam ettiğini bildiğim rezil bir olay. Milletvekilinin söz hakkını, kendini ifade etme imkanını elinden alıyorlar. Sırf genel başkan kızmasın arkadaşımıza diye. Böyle bir uygulama olmaz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu şikayet ediyor, meclisin çalışması zaten iyi değildi diye, ama hem kendisi dediğinde haklı, hem bunu isteyerek haksız. Yani böyle olmasını bekleyerek ve isteyerek haksız. Ama meclisin çalışması, parlamento olarak meclisin çalışması maalesef vahimdir. Evet. Vahimdir. Ya gazetecilikten açtık da Nihat Genç, çok sevdiğim bir arkadaşım. Kim çok Genç? Nihat Genç. Nihat Genç, evet. Çok da böyle şeydir, dümdüz bir adamdır, dobra bir adamdır. Evet. Seversin, sevmezsin yazısını. Evet, ama dün bir yazı yazdı. Abi, üzüldüm ve sorumluluk da hissettim. Diyor ki, o kadar üstüme geldiler ki diyor. Önce yılmadım, ekranda son 3 programın 3'ünde de İnce'yi destekliyor. Bizde program yapıyor cumartesi akşamları. Evet, evet. Üçünde de İnce'yi destekliyoruz, ancak FETÖ ve PKK'ya karşı amansız şekilde tetikte olmalıyız dedim. Sen mi dersin? Ölüm tehditleri, 24 Haziran'da seni tutuklayacağız iktidar olursak, faşist, ırkçı, katil, defol, muhalefetin önünü kesme. Abi bu ne? Muhalefet Partisi'nin taraftarları diyor. Beni içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ve sonra Nihat seçimden önceki bir ay ne yazdı ne konuştu. Nasıl yapacağız? Yani bizi AKP'liler çok tehdit etti. Çok üstümüze geldiler. Bu binayı 8 defa polis bastı. Bir sürü arkadaşımı götürdü. Onun için mi aşağıda girerken baktım ilk defa polis koruması? Yok, ilk defa polis koruması verdiler. O ayrı. Öyle mi? Ama tabii. Ama tamam, AKP'dir. İktidardır. İktidarla boğuşuyoruz. Peki de muhalefetle de mi boğuşacağız biz ya? Yani bakın, dün bir arkadaş buradan tweetle bana eleştiri yapmış. Bir tanesinin cevabı. 34 tane daha tweet attı. Hala da atıyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Evet. Nasıl olacak? İlk defa Türk basınında dün bir şey var. Ona geleceğim işte. Ona geleceğim de buradan var. Dedim çıkartayım. Buradan yola çıkayım dedim. Öyle bir rezillik var. Şimdi CHP taraftarı bunu bize yaparsa, MHP lideri neler yapmaz? İşte yapmış. Versene Serkan. Dün şu ilan çıktı, evet, gazetelerde. Ben de getirdim işte, burada var benim derim. Teşekkür mesajı diyor bir de, iyi mi? Evet. İftira, itham, isnat. Bunu okunabilir hale getirebilir misin Serkan? Böyle okunmuyor. Ben sana vereyim istersen. Yok yok, o halleder şimdi. Abi siz verin bana en iyisi. Evet, diyor ki, aşağıdaki isimleri yazılmış, zevat-ı muteber, ünlem işareti de koymuş. İtibarsız adamlar demektir. Evet. O. Yani rezil kişiler manasına gelir o söz. Aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar, yine ünlem işareti. Yine rezil oldular diyor. Tersinden almak lazım. Tabii rezil oldular diyor. Evet. Allah var ya. Partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz, yine ünlem. Evet, borçluyuz. Canınıza biz okuyacağım diyor. Orada o canınıza, evet, o canınıza okuyacağım diyor. Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. Bu da herhalde not ettik, evet, demek değil mi? Evet.
Yani size soracağız. Yeri evet. geldiğinde hesabını soracağız diyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan Zevat-ı Muteber yine ünlem. Yine rezil heriflerin diyor. Ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler. Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Evet. İftiraya teşekkür edilir mi? İftiraya teşekkür edilmez tabii. Bu bunlar iftira dedikleri doğru mu değil mi ayrı bahis. Ayrı. Ama yazdıklarınız nedeniyle ben size soracağımı biliyorum diyor. Evet. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Evet. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir? Ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi? Şimdi diyor ki sizin gibi reziller olmasaydı ahlak vesaire o bu olumlu değerler ortaya çıkmazdı diyor. Siz onların ortaya çıkmasını sağladınız yaptığınız yayınlarla diyor. Ve diyor ki beyhude yere uğraşmayın Türk milletini durduramazsınız. Hı. Şimdi kimler beyhude yere uğraşıp Türk milletini durdurmaya çalışıyormuş? Tek tek isim isim yazmış buraya. Yazmış, evet. Uğur Dündar, sözcü. Yılmaz Özdil, sözcü. Rahmi Turan, sözcü. Emin Çölaşan, sözcü. Necati Doğru, sözcü. Soner Yalçın, sözcü. Namık Kemal Zeybek, Anayurt. Birgül Ayman Güler, aydınlık. İsmet Özçelik, aydınlık. Mehmet Yuva, aydınlık. Oktay Ekşi, aydınlık. Abi sen aydınlıkta mı çalışıyorsun? Ben öyleymişim. Pazar benim günleri... bildiğim aydınlık sana haftada 3 soru soruyor. Evet, ve sen de cevap veriyorsun. Ben pazar günleri, ben evimde oturan birisiyim. Az aydınlıktan sorular gelir bana pazar günleri. Ben de pazartesi sabahı düşündüğüm neyse aydınlıktaki o ayrılmış o sütunda yayınlanır. O kadar. Başka bir ilişkim yok benim. Oktay Yıldırım, aydınlık. Rafet Ballı, aydınlık. Rıza Zellut, aydınlık. Sabahattin Önkibar, aydınlık. Aydınlıktan bu kadar mı ya? Ulusal kanal, ulusal kanaldan yok mu? Devlet Bey, alındım. İki şeye alındım. Bir, Ergenekon operasyonlarında bizim reklam servisindeki ablayı bile aldınız, beni almadınız, ağrıma gitti. Ne, benim vatanseverliğim kimden eksik? İki, daha adam bırakmamışsınız aydınlıktan yazmak için, bir beni yazmamışsınız. Neyse, bir dahaki sefere inşallah. Devam edeyim. Ahmet İnsel, Cumhuriyet. Ali Sirmen, Cumhuriyet. Aslı Aydın Taşbaş, Cumhuriyet. Aydın Engin'den ne istiyorsun? Cumhuriyet. Erdem Gül, Cumhuriyet. Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet. Kadri Gürsel, Cumhuriyet. Orhan Bursalı, Cumhuriyet. Özgür Mumcu, Cumhuriyet. Efendim... Öcal Uluç Gözlem, Nagihan, bu Öcal bizim Hıncal abinin kardeşi olan değil mi? Evet, evet, evet. Hı-hı. Evet. Öcal İzmirli'dir. Ne yazmış onu anlayamadım. Ben de anlamadım ki. Gözlem diye bir gazetede yazmış. Bilmiyorum, takip ettim. Nagihan Alçı, Habertürk. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk. Oray Eğin, Habertürk. Ya oraya ne yapacaksın? Oray Amerika'da yaşayan bir çocuk. Ya yıllardır gelmiyor buraya. Geldiğini duydum ama bilmiyorum. Geldi mi? Bilmiyorum, öyle bir ben duydum. Orada yaşıyor diye biliyorum. Efendim devam edeyim. Sevilay Yılman, Habertürk. Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Ayda. Durun! Siz kardeşsiniz. O peki Nagihanlar falan nece? Onlar da kardeş. Onlar da kardeş. Ama kızmış. Ama iyice Abdülkadir Selvi'yi de söyleyince evet, artık durun siz kardeşsiniz demek zorunda kaldım. Ahmet Hak... Ahmet Hakan da gitmiş arada. İsmail Saymaz, Hürriyet. Daha Akyol, Hürriyet. Etyen Mahçupyan. O niye orada? Ben de anlamadım ki. Davutoğlu'nun gazetesinde yazıyor şu anda. Bilmiyorum. Allah Allah. Mehmet Ocak'tan karar. Can Ataklı, korkusuz. Can abi sen de kaymışsın arada. Hüsnü Mahalli'ye de takmış bu arada, korkusuz. Ondan sonra Ümit Zileli, normaldir. Korkusuz. Ümit yani önüne gelen vurmaya kalkar bu çocuğa da. Bu da dümdüz bir adamdır yani. Düz bildiğini söyleyen bir adamdır. Ha yanlış söyler, doğru söyler ama şeydir yani. Söyler. Doğru. Ondan sonra Mehmet Tezkan,
İyi Parti'den aday olduğu için mi acaba Mehmet bu listeye giremedi? Giremedi galiba, o değil mi? Adaydı ama. Aday oldu da giremedi galiba. Yok, giremedi. Ondan sonra ama şenlikli listeymiş ya. İyi liste tabii. Hıncal abi de var. Hıncal Uluç, Sabah. Hilal Kaplan, Sabah. Melih Altınok, Sabah. Nuh Albayrak, Star. Adnan İslamoğulları, Yeni Çağ. Agah Oktay Güner. Agah Oktay Güner. Kendilerinin bakanlığını yaptı. Ya bu Agah Oktay Güner bunların... Bakanı değil miydi? Bakanı bir de şey, camia büyüğüdür ya. Yani biz mesela Oktay Ekşi'yi nasıl camiamız büyüğü biliriz? Sağ ol. Nasıl İlhan abimiz öyleydi? La insan büyüğüne böyle mi ya? Tamam, anlaşamadığımız şeyler olabilir. Açarız birbirimize telefonu, konuşuruz, ederiz. Hatta Oktay abi beni çağırdı. Gel, giderim. Bir güzel paylar. Estağfurullah. Yapabilirsin. Büyüklük yani, budur. Evet. Ama bu ne listeye sokmak ne ya? Oktay Güner. Aa, edep kalmamış. Şimdi ben listeye girdim. Edep kalmamış dedim ya. Estağfurullah. Niye şimdi var? Girmişimdir. Dur bakayım. Yok öyle bir şey yok orada. Yok. Yoksun. Yok canım. Yok. Şimdi girmişimdir. Yok hayır. Yine de girmemişsin. Girmemiş miyim? Evet. Ahmet Gürsoy, Yeni Çağ. Ahmet Takan, Yeni Çağ. Güngör Mengi, Vatan. Allah Allah. Güngör Mengi niye giriyor onu da anlamadım. Kim bilir ne yazdık sen. Kemal Öztürk, Yeni Şafak. Hakan Bayrakçı. Sonar'ın sahibi var ya bu. Evet, araştırma evet. Şirketinin. Evet. Araştırma şirketleri de girmiş listeye. Onlar da girmiş. Evet, başkaları da var. Bekir Ağırdır, Konda. Özer Peki. Sancar, Metropol. Üç. Ha bunu düşün gösterdiler diye. Bilemediler ya. Evet. Işte. %5'te %7'de kalır dediler yani, ya ondan. Ha yiyin dayağı şimdi Devlet Bahçeli'den görün bakayım. He. Faruk Acar, Andi Ar, Murat Gezici, Gezici. İbrahim Uslu, Anar, Gürkan, Hacır. 7, 6. CNN Türk. Murat Sarı. Aa Murat. Konsensüsün sahibi bu da. Murat da gitmiş. Mehmet Murat Pösteki. ORC'denmiş. Mehmet Ali Kulat Mak'tanmış. Ondan sonra... Bunlar da mı araştırma şirketi? Hı? Bunlar da araştırma şirketi. Evet. Biri var. Ha İsmail Dükel diyor. Halk TV, Şaban Sevinç Halk TV, Tanju Tosun Ege Üniversitesi, Barış Doster Marmara Üniversitesi, doçent doktor Barış Doster. Üniversitelerden de var. Onu da hani konuk olarak katılıyorlar ya. Biliyorum ondan. Bu Barış'la Cumhuriyet'te birlikte çalıştık. He. Çocuk sonra gazeteciliği bıraktı. Üniversiteye girdi. Fakat bunlara denk geldi. Kaç senedir? 5 senedir falan doçent. Bir türlü profesör olamadı. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar ya. Ahmet Kasım Han, Kadir Has Üniversitesi. İsmail Dükel demiştim. Halk TV, İsmail Küçükkaya Fox TV, Fatih Portakal Fox TV. İsmail de var, Fatih de var. Evet. Abi bu ne? Bu ben... Bu nedir? 7 yıldır bu işin içindeyim. Senin herhalde 60 yıl olmuştur. Ne bu? Tabii benimki 52'den bu tarafa ne kadar varsa işte say hepsini. 1952'de başladım ben bu işe. bu tipik bir faşist bakıştır. Tek kelimeyle söylüyorum. Faşist bakıştır. Ve ben bir gün iktidar olursam size ne yapacağımı görürsünüz diyor. Ama iktidar artık. İki, henüz oyu %11 iken... O da artık GDO'lu mu? GDO'suz mu? Onu da bilemiyoruz. Oyu %11 iken bu tehdidi yayınlıyor. Ve Türk siyasi hayatında benim bildiğim daha önce 1831'den bu yana Türk basınına böyle bir tehdit yayınlanmış değil. Kaç sene söylüyorum? Demek ki 186 sene bana söylüyormuş işte böyle bir şey. Bu böyle bir tehdit yayınlanmadı. Yarın bu listede 70 kişi var. 59'u gazeteci. Bu listedeki yayınlananlardan birinin başına şu veya bu şekilde bir şey geldi diyelim. Birisi çıktı. Vay bizim liderimiz zaten senin ismini yayınladı. Dedi dan diye vurdu. Bitirdi. Bu zat bunun vicdani var mı vicdanı bilemiyorum. Vicdani sıkıntısını çekmeyecek mi? Bunun partisine mensup olanlar, ona destek verenler, o %11 denen oyun içinde oyu olanlar.
bundan dolayı vicdanen muazzep olmayacaklar. Böyle bir şey yapılabilir mi? Bu rezillik bu. Tek kelimeyle rezillik bu. Abi bu anladığım kadarıyla uzun zaman önce başlayan bir çalışma. Tek tek izlemişler, not almışlar, izlemişler, not almışlar, değil mi? Tabii tabii. Okumuşlar, not almışlar. Yani hukuk deyimiyle taammüden. Tabii canım, yani oturmuşlar, dediğin gibi aylarca üzerinde çalışmışlar. Taammüden bir tehdit. Vay sen bize nasıl eleştirel laf ettin. Benim söylediklerimi ben hatırlıyorum o sorulara verdiğim yanıtlarda. Aklım almıyor dedim ne yaptığını. Çünkü açıklayamıyorum dedim. Söylediklerimin özünde olan bu. Aklı alan varsa yaptıklarını, Recep Tayyip Erdoğan dahil, MHP'nin yaptıklarını aklı alan varsa, birisi çıksın ortaya desin ki şu şu nedenlerle bunu yaptı. Anladım ama mesela Ahmet Hakan'ı niye koyar bu listeye? Bilmiyorum, anlamadım onu hiç. Mesela Hilal Kaplan'ı niye koyar? Allah Allah, ilginç. Ya kimi niye koyduysa, böyle bir listenin varlığı, tek başına varlığı bu listenin ve yayınlanmış olması. Şimdi dikkat et, yıllardır şu noktayı hani aklım almıyor, açıklayamıyorum diyorum ama şu noktayı hepimizin görmesi lazım. Bunu da yer yer ifade ettiğimi sanıyorum. O da şu, Devlet Bahçeli isimli zat hiçbir zaman demokrasiden, özgürlükten yana olmamıştır. Hiçbir 170 gazeteci var içeride deniyor, iniyor, çıkıyor bu rakam. Bunları savunan hiçbir sözünü hatırlıyor musun? İfade özgürlüğünün gerekliliğini savunan herhangi bir beyanını hatırlıyor musun? Yoktur. Onları tamamen ıska geçer, kalan kısımlarla meşgul olur. Kendi partisinin içinde kendisine belli bir kışla disiplini anlayışı dışında davranan herkese husumet beslediği bilinen birisidir bu. Böyle bir zat. Bunun demokrasideki yeri ne? Yok. Yok. Ha ama demokrasi bunların içinde bulunmasına tahammül eder. Doğru. Ama kendisinin demokrasideki yeri ne? Yok. Yok. Tek kelimeyle yok. Orada bulunur. İşte bir şeyler mecliste bir şeyler söyler, savunur, doğrudur. Partisi savunur, doğrudur. Ama parti içi demokrasi diye bir kavram var mı? Hayır, yok. Var diyen varsa bir MHP'li çıksın, söylesin desin ki biz parti içi demokrasinin şu gereklerini yerine getirdik desin. Bir tanesi çıksın. Yoktur. Peki, benim aklıma bir şey geldi. Bu Ergenekon balyoz operasyonları döneminde bazı gazeteciler çıkardı. Ey medyadaki bilmem kimler isim verirdi. Biliyorum. Tasfiye olacaksınız. Biliyorum. İçeri atılacaksınız. Biliyorum. Birisi Gaziantep'ten iki dönem milletvekili oldu. Biliyorum. Aynı yöntem değil mi bu? Doğru. FETÖ yöntemi değil mi bu? Aynen öyle. Doğru. Yaptılar. Yaptı. Birisi hala dışarıda, bilmiyorum ne yapıyor. Yayınlar bir yerlerde yazıyor galiba. Hala ona buna saldırıp duruyor. Biliyorum. Var, yapanlar var. Bu da siyasi iktidarın desteğini alan baba yiğitler bunlar. Doğru, var. Ama sonra darbeden sonra alayı tüydü, kaçtı. O ki FETÖ'cüler kaçtı. Ötekiler içeride hala, burada duruyor. Peki, hiç sorulmayacak bir şey sorayım. Sor bakalım. Şundan dolayı korkmalı mıyız? Hadi canım sen de. Hiç sorulmayacak demiştim. Sor. Peki, Nihat'ın benim gibi adamların yaşadığını ne yapacağız? Biz onu hiç anlayamadım. Size gelenlerin muhaliflerden geldi diyorsun. Tabii bu ne kadar var ise o kadar ayıp size yapılan. Ya bakın şimdi, söylediğimiz şu. Siz diyorsunuz ki HDP'yi, barajı atlatalım, böylelikle Tayyip Erdoğan'ı deviririz. Deviremezsiniz. Diyoruz diyorsun. Diyoruz. Ama PKK'yı da meclise sokmuş olursunuz. Evet. Ve bu da vebaldir, altında kalırsınız. Tamam, bunu söylüyorsunuz. Evet, peki. İki,
Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu savunmuyorsunuz. Mesela Muharrem İnce diyor ki, Cumhurbaşkanı olursam vatandaşa şunu soracağım. Bir, birlikte mi yaşayalım? İki, yan yana mı yaşayalım? Üç, ayrı mı yaşayalım? Bu nedir? Birlikte yaşamak üniter devlet. Yan yana yaşamak federal devlet. Ayrı yaşamak... Ben Muharrem İnce'nin bu sözünü devlet. Hiç hatırlamıyorum. Var var. Var mı? Bilmiyorum. Var. Ben böyle bir sözünü hatırlamıyorum. İki, PKK ile mücadele devam ederken siz niye Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edip ona özgürlük istiyorsunuz? O yargının işidir. Vay efendim, ne küfürler, ne kafirler. Hem de birlikte Silivri duvarlarını yıktığımız Mustafa Kemal'in askeriyiz diye bağıran CHP tabanından. Beni de çok seven CHP tabanından, Nihat'ı da çok seven CHP tabanından. Ne yapacağız şimdi? Hadi AKP ile mücadele etmeyi biliyoruz. Ben kendi kardeşimle nasıl mücadele edeyim? Ayrıca dediğimiz doğru çıktı. Ne oldu? Tayyip yıkıldı mı? Yıkılmadı. Aslında yıkılacakken yıkılmadı. Niye? Bu olaylara tepki. Sen dersen evet. Bizim kırmızı çizgimiz yok PKK ile mücadelede. Sen dersen ki işte tek yönümüz NATO'dur. Şey. Amerika ile ilişkileri evet. Derinleştireceğiz dersen Türkiye'nin %95'i Amerikan karşıtıyken kazanamazsın. Tayyip kazanır. Hediye edersin işte Tayyip'i. Ama ne küfürler. Abi çok çok iyi tanıdığım, sevdiğim bir çocuk. Oturma o zaman benim masamda dedi. Kalk benim masamdan dedi. Nasıl ağrıma gitti. Ne bu, yani hangi masaysa bilmiyorum. Neyse. Oturuyor, sohbet ediyor. O zaman benim masama oturma bir daha. Şimdi seçim kampanyasının gerilimlerinin bazı ayarları bozduğunu biliyorum. Hala dedin işte yani seçimde işte iki gün oldu biteli. Onun ayarları bozduğunu biliyorum. Ama yapılanın ayıp olduğunu söyleyeyim. Bazı sözleri, senin söylediklerinin bazılarını ben bilmiyorum. Söylenmişti mesela Muharrem İnce'nin işte istersen federal olabilir, istersen üniter olabilir, istersen bilmem ne olabilir anlamında bir beyanı olduğuna ben tanık olmadım, bilmiyorum. Ben gösteririz, bantları var elimizde. Oldu. Bu tabii benim de yadırgayacağım bir şey olur. Onu söylemiştim. Hayır abi, adam dedi ki Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce dedi ki, ne dedi? Selahattin Demirtaş niye hapiste dedi. Hapiste olmasına... Çıksın, gelelim. O da serbestçe şey yapsın. Bizim muhabir arkadaşımız pazartesi günü Muharrem İnce bütün basına açıklama yaparken bir soru sordu. Demirtaş'a özgürlük kampanyanız sizce bu sonuca etki etti mi? Demirtaş'a özgürlüğü kim istedi dedi. Benim öyle bir şeyden haberim yok. Bandı elimizde. Yayınladık. Şimdi şu kayıtla eğer bir beyanı olduysa kampanyaya girsin, kendisi özgürce kampanyasını yapsın anlamında, yani tutuksuz olmasını bu anlamda istiyorum mesajı var ise o anlaşılabilir bir şey. Bunda bu saygıyla karşılanacak bir talep. Biz Demirtaş içeride kalsın ya da çıksın demiyoruz ki. Sadece şunu söylüyoruz. Siyasi olarak PKK olayına, HDP olayına CHP'nin tabanında çok şiddetli tepki gösteren kesimler var. Acaba siz böyle söylediniz diye o kesimler tepki olarak daha fazla oy verecekken vermedi mi? Bilmiyoruz onu. Ay yani soru bu. Cevabı nedir? Olabilir. Ya da yok canım öyle bir şey. Hayır diyor, ben öyle bir şey söylemedim. Söylediyse işte onları da ortaya çıkarın. İşte yayın bu. Çıkardık. Çıkardınız mı? Çıkarın. Ben görmedim. Yayınlandı mı? Tabii. Ne zaman? Serkan istersen bir göster. Göstersin bakalım. Bilmiyorum, ben görmedim. Yani ben ulusal kanalı... Dün yayınladık. Dün mü yayınlandı? Hı hı. Ulusal kanalda takip ediyorum olabildiği kadar ama bir görmedim. Olabilir. Ne yapacağız şimdi biz? Anlayamadım. Nihat'la ben ne yapacağız? Hiçbir şey yapacak değilsiniz. Üzülüyoruz ama. Yani şimdi doğruları söylemeyelim. Hayır, söyleyeceksin tabii. Niye yapmayacağız? O ayrı. Bir şey ne yapacağız dediğin zaman ben zannettim hani ne gibi tedbir alalım. Hayır gibi. Bir ay konuşmadı. Bir ay yazmadı, konuşmadı. Ben de mi bir ay konuşmadım? Yok canım, her gün söyleyin. Ne zararı var canım? Tayyip Erdoğan'a hakaret niteliği sayılması bile söz konusu olmayacak. Bir söz olmadıkça epi rahat şey yapabilirsin.
söyle. Yazabilirsin. Abi Tayyip Erdoğan'la hakaret bunun da tabii bence değil ama dalaşan ben değilim, sizsiniz. Sonuçlarını çeken de sizsiniz. Neyse ben zaten yargılandım da. Oldu bitti. Tamam o zaman şimdi biraz siyasete geçelim. Parantezinde bir şey söyleyeyim. Bugün aydınlıkta maalesef az önce şeyden sözünü ettiğimiz konu yok biliyor musun? Dikkat etmen çekti mi senin? Devlet Bahçeli'nin yayınladığı ilan ve tehditle ilgili hiçbir şey yok bugün aydınlıkta. Haber yok mu? Yok maalesef. Yapma ya. Bak. Aa. Nasıl olur ya? Bak bak. Ben bulamadım. İlker, ne iş? İlker daha gelmemiştir herhalde, bilmiyorum. Gelmiştir canım, sabahın 9'unda geliyor, 8.30'da. Bu kampanyası bitti, hala şey mi? Yok, İlker kampanya sırasında da geldi. Geldi mi? Ha. Vallahi ben de görmedim, sorarım ben şimdi yayından sonra. Ben göremedim, sabah baktım. Peki buna ne yapmak lazım? Gazeteciler bilmiyorum yani, çok atlanabilir. Atlanmasına hiçbir şey demem. Atlanmasına çok iyi atlama örnekleri vardır. Onların yeri gelirse konuşuruz. Dur bakalım. Nerede var? Bu, hayır, bu Hürriyet. Bu sözcü. Gazetecilerden tepki gelmiş. Bu sözcü. Hemen bir iki tepkiyi söyleyeyim. Emin abi yazmış. MHP'nin verdiği ilan tam bir yüz karasıdır. Türk siyasi tarihinde ilk defa tanık olunan bir skandaldır. Bay Bahçeli kendisini ve partisini eleştirenleri akıl almaz biçimde suçluyor ve hedef gösteriyor. Bu Türk siyaseti, fikir ve basın özgürlüğünün yanı sıra demokrasi adına da skandaldır. Bu utanç belgesini kendisine iade ediyorum demiş. Uğur abi ne demiş? İftiraya karşı onu savundum ben demiş. Türkiye'de basın özgürlüğü bulunmadığını öne sürenleri doğrulayan belgeyi imzasıyla sunup o isimleri hedef göstermiş. Evet. Bahçeli'ye yönelik hiçbir hakaret ve iftirada bulunmadığım gibi geçmişte şahsını hedef alan iftiralara karşı kendisini yiğitçe savunmuşluğum vardı demiş. Evet. İsmail Saymaz, genç arkadaşımız diyor ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aralarında olduğum bir grup gazeteci hakkında ilan yayınlayarak seçimde partisine iftira attığımızı iddia etmiş. İftira attığım suçlamasını reddediyor, haksızlık sayıyorum. Ben sadece yaptığım gazetecilik mesleğim gereği bilgi verdim ve kritik ettim. Evet. Gazeteciler Cemiyeti açıklama yapmış. Evet. MHP'nin 26 Haziran 2018 Salı günü verdiği gazete ilanında haber ve yorumlardan memnun olmadığı 59 gazeteci ve yazarın isimlerini ve gazetelerini yayınlamıştır. Siyasi partiler beğenmedikleri haber ve yorumları yazan gazetecilerin listesini tutar ve bunu hedef göstererek ilan olarak yayınlarsa bu ülkede demokrasiden söz edemeyiz demiş. Basın konseyi demiş, ne demiş? Bir siyasi liderin gazete ilanıyla vicdan ararken kindarlık içinde gazetecileri itham edip hedef göstermesi Türkiye'de kabul edilemez bir ilk yaşattı. Türkiye'de demokratik yaşama geçildiğinden bu yana yapılan hiçbir seçimde yaşanmayan böylesi bir ilan örneğini kabul etmemiz olanaksızdır. Sendikadan da bir açıklama var, onu da vereyim, sonra ben sorumu sorayım. MHP lideri Bahçeli'nin kendisini eleştiren gazeteci ve yazarlara cevap verme hakkı elbette vardır ancak meslektaşlarımızın iftira kampanyası yürütmekle suçlaması çizgiyi aşmaktır. İsim listesi yayınlayıp gazetecilere hedef gösterenlerden çekinmiyoruz. Korkmuyoruz demiş. Şimdi peki abi, burada temel olarak gazeteciler itham ediliyor ve hedef gösteriliyor. Evet. Ve bu ilan da gazetede yayınlanıyor. Evet, iki gazetede yayınlanmış. Ben Hürriyet'i gördüm, bir de galiba Sabah'tan. Nasıl olur yani, nasıl bir gazetenin genel yayın yönetmeni ya da genel müdürü ya da patronu bu ilanı kabul edip yayınlayabilir? Siz olsanız yayınlar mısınız? O zihnimde hep tartışmalı konulardan birine değindin. Gazetelerin ilanı reddetme hakkı vardır. Tabii. Vardır. Bu ilanı bizim eleştiri konusu olmamız halinde kullanmayız demek ne kadar doğrudur ondan emin değilim. Ama bu eleştiri değil ki. Bu tehdit tabii ama yani tehdit. Neyse yani tehdit tabii yani ama yani onu nasıl algıladıklarını bilemiyorum. Evet. Can güvenliğini, beden bütünlüğünü tehdit eden bir şey. Tehdit bu. Doğru. Şimdi yarın öbür şuradan çıktınız. Allah göstermesin. Tahtalara vurayım. Biri size bir sopayla saldırsa olabilir. O ilanı görüp. Olabilir. Bu tehdit mi? Bu normal. Tabii canım bu yaptığı tabii düpedüz tehdit. Evet, ama bir gazete patronu nasıl bunu yayınlayabiliyor? Vallahi bilmiyorum. Onu doğrusu tayin edemem. Yani yayınlamamış olmasını tercih ederdim.
Çünkü burada dediğin gibi tehdit ağırlıklı bir şey var. Yazı var. Ama yayınlamışlar işte, yani ona bir şey diyemiyorum. İlanlar hangi ilanlar yayınlanır, hangi ilanlar yayınlanmaz, benim zihnimde kriterleri net değildir. İlan servislerinin de bu konuda bir sıkıntı içinde olduklarını uzaktan duyar idim yıllar önce. Hala öyledir sanıyorum. Bu böyle konularda benim bildiğim ya genel yayın yönetmenine ya da gazetenin sahibine, kim varsa tepede. Yani genel yayın yönetmeni, Rüstem Rokas varsa, ne varsa işte birileri. Onlara sormak gerekir diye düşünürüm. Ama ben ilan servisinin hep uzağında kaldığım için ancak bu kadarını söyleyebiliyorum. Anladım. Abi vakit geçiyor, sonra ya şunu konuşamadık diyeceğiz. Neyi konuşacaktık? Biraz CHP'yi konuşalım. Ne istersen konuşalım. Yani şimdi CHP'de Muharrem İnce'nin partinin oyundan 7 puan fazla oy almış olması biraz liderlik sorununu ortaya çıkardı diye tartışılıyor. Yani, yani benim fikrim değil. Sadece tartışmayı söylüyorum. Bilmiyorum. Ne olur ne olmaz. Şimdi bir listede onlar yayınlar. Şimdi güzel bir sivrisinek kondu buraya. Abi, aman dokunmayın o kadrolu. Öyle mi? Peki hiç özür dilerim. Şimdi peki sizce var mı öyle bir liderlik sorunu? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde göreceli olarak bütün partileri söylüyorum. Göreceli olarak en fazla demokrasi olan partidir. Bu tabiatında var, iliklerinde var, genlerinde var, her şeyinde vardır. Her toplantıdan, böyle bir seçimden yahut böyle bir şeyden sonra Cumhuriyet Halk Partililer bir araya gelirler, vıdı vıdı birbirleriyle didişmeye başlarlar ve o mu fazla yaptı, bu mu az yaptı vesaire vesaire konuşulur. Sonunda nereye varır? Pek de bir yere varmaz. Şimdi Muharrem İnce'nin %30 oy alması, 30.6 oy alması, CHP'nin de %22 küsur oy alması, elbet birilerinin heyecanlarını tekrar harekete geçirmiş olması lazım. Her yerde konuşuluyor. Ben de dün dostlarımın arasındaydım. Ben karışmadım ama onlar pekala uzun uzun bunları indirdiler, bindirdiler falan filan. Tanık oldum. Biliyorum, her yerde vardır. Bu da bir süre devam eder. Ve bir süre sonra bakarlar ki yine dönerler, dolaşırlar. Aşağı yukarı aynı yerdeyiz diye otururlar. %30 oy alması normaldir. Çünkü Muharrem İnce gayet açık. Dedi ki ben CHP'li değilim kardeşim. Bundan sonra seçildiğim dakikaya kadar neyse ki Türkiye rozetiyle karşınıza çıkıyorum. Seçildikten sonra da öyle olacağım dedi. Seçilemedi. Şimdi git tekrar partili. Doğru. Hı hı. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi rozetini takabilir. Ama böyle daha geniş kapsamlı bir kimlikle karşınıza çıkıyorum dedikten sonra elbette %30 oy alması beklenecek bir şeydi. %30 değil, benim bana sorarsan %40'larda olması ve ikinci seçime kalması, yani 8 Temmuz'a kalması daha makul bir beklentiydi. Ama öyle olmadı. Neyse, yani o da seçim sonuçları hala açıklayamadığım taraflar olan bir husus olduğu için onlara girmiyorum. Böyle bir durumda zaten olması gerekeni yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi daha fazla oy alacak, Muharrem İnce daha az oy alacak diye bir beklenti içinde olan var idiyse zaten yanlış yerde bir yanlış şey bekliyor demekti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Öteki partiler nasıl kendi adaylarına oy istiyorlarsa kendi taraftarlarından özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi de onu yaptı. Çok çok işte ilave oylar talebi elbette bekliyor. Ama öbürününki farklıydı. Burada bu söylenenler bana çok anlamlı görünmüyor. Ha, genel başkan değişmeli mi? Şimdi tabii arkasında ikinci şey o. Yani Muharrem İnce gelsin, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin. Değişmeli mi? Bizdeki gelenekler eğer Avrupa veya gelişmiş ülke demokrasilerin uygulandığı ülkeler gelenekleri düzeyine gelirse bunları talep etmek doğrudur. Ama geriye doğru baktığım zaman o kadar çok örnek var ki seçim kaybetmiş, değişmemiş, hala olduğu yerde oturan o kadar çok var ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturmasının ne faydası ne zararı var. Hiçbir farkı yok. Devam eder. Allah Allah, yok derdiniz. Devam eder. Ha, günü gelince değişir.
Onu da söyleyeyim. Şimdi neydi? Ünal, Agah Ünal. Agah Oktay Güner. Yok yok, hayır, hayır. AKP'nin sözü. Mahir Ünal. Evet, Mahir Ünal. Mahir Ünal dedi ki, tabii lider olarak dedi, artık Muharrem İnce var. Ona neymiş ki? Ona ne? Bir, dışarıdan bir laf olarak dedi, hani Muharrem İnce'yi görün talebi. Makul bir taleptir. Yani olabilir. Hani şık değil bir başka partinin iç işlerine ilişkin görüş ifade etmek, şık değil. O inceliği göstermiş olması beklenir idi. Yani söylememesi gerekir. Ya Kemal Bey ama dönse sana ne dese ne diyecek? Çok muhtemelen talimat almıştır. O yüzden. Kaşıyın diye. Kaşıyın diye talimat almıştır. O yüzden söylemiştir sanıyorum. Yoksa Mahir Ünal'ın söyleyeceği ne düşündüğüm bir laf değildi o. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçebilir mi? Geçer. Mani ne var? Yok. Bakarsın. Bakarsın bir kurultayda pekala ikisi itişir kakışırlar. 1971-72 yılının Mayıs ayında Bülent Ecevit'le rahmetli İsmet Paşa'nın karşılıklı tezlerini ortaya koyup İsmet Paşa'nın kurultaydan yeter destek almaması üzerine istifa etmesi Bülent Ecevit'i genel başkan yaptı. Olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar olmayacak şeyler değil. Olabilir. Ve bir sıkıntı da olmadan da yürür. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi konuşuluyor. İşte bilmem partiden fazla oy almış. Elbette alacak. Almayacak mıydı? Almayacak idiyse niye oradaydı? Bu Ekmeleddin neydi? İşte Ekmeleddin falan diye bir zat var diye bir önceki seçimde. O mu bu? Değil. Ekmeleddin İhsanoğlu. Bir şey oldu. İhsanoğlu. Ha, İhsanoğlu'ydu. Tamam. Ha, neyse birden gelmedi aklıma. Yani onun için o bir sorun değil. O söylenir. Bakın sen. Kendiliğinden de kurultay gelir. Bunlar eleştiriler dile getirilir. Bakarsın tekrar çıkarsa Muharrem İnce çıkabilir. Mani yok. Nitekim bundan önceki iki kurultayda üçte birini oyun, delegelerin üçte birinin oyunu aldı. Yani kayıtlı delegelerin üçte birini. Fiilen katılanların da sanıyorum ki üçte birden biraz daha yüksek oluyordu aldığı oy. Olabilir. Belki de bu mitinglerde böyle bir algı çıktı ortaya. Yani mitinglerde işte Ankara'da çok iyi mitingler yaptı Muharrem İnce. Doğru. Anladım da rahmetli Bölükbaşı da çok iyi mitingler yapardı. Ama, çok kalabalık olurdu ama oy vermezlerdi. Ne diyordu Bölükbaşı? Ya beni alkışlıyorsunuz, gidiyorsunuz başkasına oy veriyorsunuz. Aynen öyle derdi, değil mi? Doğru. Aynen öyle derdi. Çok mitingleri bakın, takip etti. Bakın Rahmi abi şeyi yazmış. Rahmi Turan bugünkü yazısında. Bana çok ilginç geldi. Şöyle diyor. Bu vahim bir durum ya yani. Evet. İstanbul Maltepe Meydanı'nda 5,5 milyon kişi toplandı diyor. İnce'yi coşkuyla alkışladılar. Ama İstanbul'dan 3 milyon oy çıktı. 2 milyon 400 bin dedi. Dünkü evet. Konuşmada işte bir dostum öyle söyledi. 2 milyon 400 bin dedi. Ankara'da 2 milyon kişi vardı diyor Tandoğan Meydanı'nda. 1 milyon 200 bin oy çıktı Ankara'dan Muharrem İnce'ye. İzmir'den 3 milyon kişi, 1 milyon 200 bin çıktı İzmir'den Muharrem İnce. Abi kandırıyorlar böyle insanları, adayları. Ondan sonra oy vermeyip ortada bırakıyorlar. Yok yok, bu... hayır. Orada sanıyorum ki o rakamlar gerçekçi değil. Rakamlar gerçekçi değil. Bence rakamlar gerçekçi. O zaman da CHP taraftarları kabul etmiyor. Sen bilmiyorsun bu işi, benim arkadaşım yok, mühendis. Yok, orada, bir ölçtüm işte 5,5 milyon kişi varmış. Tayyip diyorlar. Bey hitap ettiği zaman, efendim ölçelim biçelim, bir metrekareye 3 kişi düşer. Sıkıştırırsan 4 kişi düşer ama düşmez ama 3 kişi diyelim. Bakalım ne çıkıyor deyip bu hesabı yapanlar Muharrem İnce'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince bir metrekareye 8 kişiyi sıkıştırıyorlarsa... Olmaz. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir gerçek yok. Onun için o 5 milyon, 8 milyon diyenler, bak kardeşim metrekaresi bu. Adam bir metrekareye 3 kişi üzerinden ne çıkıyorsa onu söyle dersin, ona aklım yatar. Ama ondan gerisi bana palavra görünür. Abi 83'ten beri sizin yanınızda bunu söylemek bana düşmez ama 83'ten beri miting izliyorum. Evet. Maltepe'de 5,5 milyon insanın olması mümkün değil. Hah, beni dediğimi söylüyorsan Allah razı olsun. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Salla sallayabildiğin kadar. Ondan sonra o kadar insan geldi, niye kaybettik? Yoktu o kadar insan. Ben o gün gittim. Maltepe'ye.
Maltepe'ye gittim. Fakat giremedim. Döndüm. Sonra yetiştim. Ekrandan izledim. Mitingi. Önce YouTube'dan izledim. Sonra kanallardan birinden, sanırım Halk TV'den izledim. Çünkü diğerleri kestiler. Yayınları var, biz verdi. Kesmedik. Efendim? Biz kesmedik. Sizinkinde de başka bir şey vardı. Benim aradığımda vardı. Her neyse. Ama ben Halk TV'den izledim. Meydan görebildiğim, şunu meydan diyelim, şu masanın üstünü. Şu uçta bir küçük yer gevşekti. Yani insanlar orada biraz dondurma, gazoz satanlar varmış gibi hissettiğim bir, orada bir uç vardı. Ama onun dışındaki yollar zaman zaman sanki bu insansız araçlar var ya, onlarla evet, çekilenlermiş gibi. Herhalde öyle bir şey vardı. Yolları gösterdi. Meydanla birlikte yolları gösterdi. Çevredeki yollarda çok büyük kitle vardı. Yani meydandaki kadar vardı diyemem. Ama ciddi bir kitle de çevredeki büyük arterlerde vardı. Onları da dahil ederek konuşursan o 5,5 milyon yine bana mübalağalı görünüyor. Mübalağalı görünüyor. O abartılı bir laf ama seçim kampanya sırasında salla sallayabildiğin kadar diyerek birbirine yapanlar, gaza getirenler, sevmediğimi diyeyim ama aklıma başkası gelmedi, bağışla. Onlar bunu söylediler, tamam. Ama çok büyük bir miting olduğunu da kabul etmek lazım. Yani evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en büyük mitinglerden biri. Hatta belki en büyüğüydü. Peki abi, ben birinci bölümü şiirle bitirdim. Bir Sadi Şirazi şiiriyle bitirdim. İkinci bölümü rock müzikle bitireyim. Olur mu? Olur. Nasıl bir Serkan, Bakırköy'de rock rüzgarı esecek diye bir haber var. Onu gösterebilir misin? Rock müzik sever misiniz abi? Çok öyle ilgilendiğimi söyleyemem. Ben severim ya. İyi, İyi güzel, olabilir. Rock'ın, bakın, Rock Festivali'nin ikincisi 1 Temmuz'da Ataköy 3. kısımdaki Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi'nde saat 18'de başlayacak. Bakırköy Belediyesi ve BASAT, Bakırköylü Sanatçılar Derneği. Çok şahane bir dernektir bu abi. Öyle mi? Güzel. Bakırköy'den güzel. Çok sanatçı çıkmış ya. Biliyorum, orası... Münir Özkulu, Tarık Akan'ı, yani... Doğrudur, benim bildiğime uygun bu dediğim. BASAT işbirliğiyle düzenlenen festivalde şu isimler sahne alacak. Devil, Objective, Nautilus, Altın Madalyon, Tarkan Çakır Band, Flash, Ecuador, Grandfathers ve Sis. Festivalle ilgili bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu demiş ki, kültür ve sanatın başkenti Bakırköy'de öncelikle gençlerle buluşmayı ve rock müziğe yeni bir soluk olmayı hedefliyoruz. Bu sene birbirinden kaliteli 8 grubun sahne alacağı festivale baskıya, sömürüye, tacizlere, şiddete isyanı olan herkesi davet ediyoruz demiş. Ne zaman? Saat 18'de 1 Temmuz'da. Gidelim mi? Gidelim. Çok da güzel bir yer yapmışlar orada, Sanatçılar Parkı diye. Aynı zamanda spor, tabii, belediye yaptı. Güzel, iyi, aferin belediye. Hem de yaparız, biraz hava alırız falan. Abi zaman bitti ama ya ben şey söyleyecektim diyorsan... Yok, benim söyleyeceğim yok bir şey yok. Gayet tamam, güzel bir konuşma geçti diye düşünüyorum. Peki. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Evet, şiiriyle, rakıyla, bilmem nesiyle, rak müziğiyle, rakı diye zannetmeyin, rak müziği demek istedim. bugün de tamamladık, yarın saat 10'da tekrar birlikte olacağız efendim. Yarın saat 10'a kadar. Abi sen bir kulaklarını tıka. Yarın saat 10'a kadar... Söyleyeceğim çünkü. Söyle. Kapat kulaklarını. Kapattım peki. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 10'a kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kızacaksın ama 11 yıldır böyle.